Merhaba arkadaşlar. Lezzet Sitem'e hoş geldiniz. Bugün çok güzel, şahane bir ıspanaklı yaş pasta hazırladım. Görüntüsü muhteşem, tadı nefis. Yapımı çok kolay, kesinlikle herkesin çok seveceği bir tarif sunumu ile gözlere hitap edecek, ağızlarda tat bırakacak harika pastanın dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Ispanaklı yaş pastamız için ilk önce 10-15 tane ıspanağın yaprağını kullanıyorum. Güzelce yıkadığım ıspanak yaprağını Blender'dan geçiriyorum. İçerisine yarım çay bardağı sütle de Blender'dan geçirdim ve bir kenara koydum. Kek harcımız için 3 tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir buçuk su bardağı yarısı toz şeker yarısı pudra şekeri olan karışıma ekliyorum. Şimdi mikserle yumurtanın rengi açılana kadar güzelce yaklaşık 2-3 dakika kadar çırpıyorum. Şimdi rengi açıldı. Bu aşamadan sonra kapatıyorum. Diğer malzemeleri sırasıyla ekleyeceğim. Önce sıvı malzemelerden başlıyorum yarım su bardağının biraz üzerinde sıvı yağ ekledim. Bir su bardağı süt ekliyorum. Bir su bardağı blenderdan geçirdiğim ıspanak püresini ekliyorum. Şimdi mikserle bir 10 saniye 15 saniye çırpıyorum. Şimdi kuru malzemelerini ekliyorum. Ununu kontrollü kullanıyorum. Yaklaşık 3,5 su bardağı un kullandım bir paket kabartma tozu 1 paket vanilya kullanıyorum dediğim gibi unu kontrollü kullanıyorum hepsini bir anda kullanmıyorum bir çay kaşığı karbonat kullanıyorum silme olacak şekilde birkaç damla limon suyu kullandım ara ara mikserle çırpıyorum kıvamını bulana kadar un ekliyorum yaklaşık üç buçuk su bardağı kadar un kullandım yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü un miktarını etkileyebilir o yüzden onu kontrollü kullanıyoruz şimdi 2 yemek kaşığı kırılmış ceviz ekliyorum harcımın içerisine gördüğünüz gibi bu kıvamda olacak ıspanaklı kekin harcını hazırladım şimdi büyük boy borcam kullanıyorum borcamı yağladım içerisine bir yemek kaşığı un serpiyorum ve her tarafına gelmesi için bu şekilde yapıyorum hazırlamış olduğum karışımı borcamın içerisine alıyorum bir iki kez vuruyorum içerisindeki hava kabarcıkları çıksın diye sallıyorum Önceden ısıttığım 180 derece fırına gönderiyorum. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kekimiz pişerken kremasını hazırlıyorum. 3 paket krem şanti, 1,5 su bardağı sütü alıyorum. Çırpma kabımda mikserle çırpıyorum. biraz kıvam alınca 3 yemek kaşığı dolusu Hindistan cevizi ekliyorum tekrardan katılaşana kadar çıkmaya devam ediyorum katı kıvama geldi ve buzdolabına kaldırıyorum kekimiz pişti fırından çıkardım soğumaya bıraktım soğuyan keki bir bardak sütle ıslatacağım. Islatmadan önce her tarafına kürdanla batırıyorum. Gördüğünüz gibi kenarından birazcık alıyorum üzerine süslemek için. Robottan geçireceğim. Elinizle de ufalayabilirsiniz. Şimdi bir bardak sütle kekimizi yavaş yavaş kaşıkla sütü dökerek kekimizi ıslatıyoruz. Eğer kekinizin şeker oranı azsa Sütün içerisine 1-2 yemek kaşığı şeker de ekleyebilirsiniz. Dinlenen kekimiz sütün içerisine çekmiş ve ıslak kek oldu. Şimdi buzdolabından çıkardığım kremayı üzerine yerleştiriyorum. Sıkma kabına bir miktar aldım üzerine süslemek için. Kalan kremanın hepsini kekin üzerine döküyorum ve her tarafa eşit şekilde yerleştiriyorum, güzelce dağıtıyorum ve spatula ile üzerine düzeltiyorum ve şimdi kekten bir parça ayırdım keki robottan geçiriyorum un haline getirdim ve üzerine her tarafı kaplayacak şekilde serpiyorum hepsini üzerine döküyorum ve buzdolabına kaldırıyorum bir yarım saat dinlendiriyorum buzdolabından çıkardıktan sonra dilimliyorum bu arada dilimlerken her seferinde bıçağın ağzını siliyoruz buzdolabına kaldırmamdaki neden daha kolay dilimlenmesi için sıkma kabına ayırdığım krema ile her dilimi süsleyeceğim siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde kremayı sıkıyorum. Dondurucuda satladığım vişnelerden kremanın üzerine yerleştiriyorum. Siz farklı şekilde süsleyip farklı meyveler de kullanabilirsiniz. ıspanaklı yaş pastamızı süsledik. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. 2-3 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Eğer vaktiniz varsa bir günde beklerse daha güzel olur. Ispanaklı yaş pastamız servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle, tadıyla muhteşem bir tarif oldu. Eğer siz de bu tarifi denemek isterseniz kesinlikle tavsiye ederim denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni ve kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak beni mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.